Peki şimdi bir başka transfer iddiasına döneceğim. Biz bunu aslında geçen hafta izleyicilerimize paylaşmıştık. Galatasaray ile ilgili Icardi iddiaları. Şimdi bakıyoruz ki İtalyan basınında hem Galatasaray hem Fenerbahçe için oyuncunun adı geçiyor. Tabii ciddi bedeller ama biz Arjantin basınından okumuştuk bunu geçen hafta. Şimdi İtalya basınına da yansımış. Serdar seninle başlayayım. Valla ne diyeyim, yani çok oturmuyor tabii bende yine. Bir şeyler oturmayabilir. Sen mi vardın o gün yayında? Olabilir, Olabilir mi? olabilir. Evet. Ya başka bir transfer politikası izlememiz gerekiyor artık. Yani bu değil. Buraya yöneldiğimiz zaman ya Avrupa'nın biraz gözden çıkarttığı isimleri alıp onlarla rekabet etmeyi düşündüğümüz zaman vizyonumuzla ilgili bir sıkıntının olduğunu gösteriyor bu bize. Daha ne diyeyim, biraz daha belki parlamamış no name isimleri buraya getirip Onlar da bu sefer taraftarları tatmin ben etmiyor. şöyle söyleyeyim. Şimdi Marcao diye bir oyuncu geldi Galatasaray'a. Kimse tanımıyordu. Chavez'deki performansını kaç kişi izlemişti bilmiyorum. Ama oyuncu bas bas bağırıyordu ben çok iyi stoperim diye Chavez'deyken. Ve herkes onu bağrına bastı. Kim tanıyordu? Marcao. Aldın getirdin. Ve Beşiktaş'ta bu tip transferler yaptı. İşte Galatasaray, Jason Fernandes, evet Tottenham yapmış bir oyuncuydu ama bir türlü parlayamadı. Bu tip transferlerin ben daha doğru transferler olacağını düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın problemi Icardi'de değil. Yani orası değil Galatasaray'ın problemi. Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Zeki Uzun Durkan şimdi tabii o basını, yabancı basını da gazeteden dolayı epey bir taradığı için bize biraz daha işin iç yüzünü Yani anlatacak herhalde. Icardi'nin, Mauro Icardi'nin menajeri karısı, yani Wanda Nara, eşi menajerliğini yapıyor. Eşiyle Galatasaray yönetimi, Galatasaraylı yöneticiler, yani Erden Timur, CEO'su, başkan yardımcısı, 3 kez görüşme yapmış. Fakat sorun şu, Icardi ile eşi Wanda Nara boşanma arifesine gelmişler. Yani büyük kriz İşin varmış magazini aralarında. var. O yüzden eşi bir an önce boşanmak istiyormuş. 78 milyon euroluk bir mal varlıkları varmış. Onun paylaşımı derdine düşmüş eşi. O yüzden sıkıntı var. Yani birkaç takım daha var. Manchester United işte Cavani'yi kaybetti. Onu almak istiyormuş. Her gün yeni bir isim çıkıyor. Ama Galatasaray'ın ilgisi de kesin. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ile ilgili duymadım açıkçası. Bugün Daily Express gazetesinde de haberler yapılmış. Orada da Manchester United diyor hala 1 Eylül kapanmadan önce Icardi ile sözleşme imzalayabilir diyor. Onun dışında Fenerbahçe'nin ismi geçmiyor açıkçası. İtalya basınında var ama. Olabilir ama ben Fenerbahçe'nin Icardi'yi düşündüğüne çok anlam veremiyorum. Fenerbahçe'nin kafasındaki oyuncular belli. Fenerbahçe bölümüne gelince onu söyleriz. Asıl burada Belotti ismi aslında ön plana çıkıyor. Okan Buruk'un da dile getirdiği bir isim. Onunla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Oyuncu Roma'yı, yani Mourinho'nun takımıyla çalışmak istiyor. Orada da Eldor Shomurodov'u satmadan, elden çıkarmadan Belotti'yi alamayacaklarını söylüyorlar. İşte Galatasaray bastırıyor. Şu anda oyuncuya yıllık ücret olarak en iyi veren takımın Belotti'ye Galatasaray olduğu söyleniyor. Ama son gelen bilgi, işte Nice kulübüyle Galatasaray'ın bu transfer yarışında tek kaldığı yönünde gelişmeler var. Ama Belotti için birinci tercih İtalya'da kalmak, Roma'da oynamak. Onu da söyleyelim. Ama Roma'da dediğim gibi elde kadrosundaki oyuncuyu boşaltmadan yeni bir maliyetin altına girmek istemediği için şu anda bekliyorlar. Belotti olabilir de ki dediğim gibi, yani nakit olarak, yıllık maaş olarak en iyi teklifi Galatasaray'a vermiş. Nice de biraz zorluyor ama dediğim, birinci sırada Galatasaray'ın oyuncuya cazip bir teklifi olduğu, ama oyuncunun birinci tercihi de Mourinho ile, yani Roma'da oynamak, İtalya'da kalmak. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Her gün de yeni bir bilgi geliyor. Stopere Abdülmümin ismi var. O isim konuşuluyor. Aslında Olsen'le Genk'in stoperiyle anlaştı Galatasaray. Onu da söyleyelim.
market değeri 4 milyon euro olan bir oyuncu. Hem stoper bölgesinde oynadığı gibi hem sağ bek hem de sol bek pozisyonda oynayabilen joker oyuncu olduğu için Okan Buruk istiyor oyuncuyu. Onunla ilgili de girişimler var. Şimdi Portekiz'in Guimarães takımında oynayan Abdülmümin ismi de ön plana çıktı. Bugün çok konuşulan bir isim oldu. Peki Fenerbahçe'de bir Samatta'nın da gidişini konuşalım. O da Genk'e kiralandı. Zaten kadro düşünülmeyen bir oyuncuydu. Tabii kiralandı, kiralık gönderildi. Yine tam olarak gönderildi diyemeyiz ama en azından o eldeki yabancı oyuncu listesini biraz daha azaltıyor Fenerbahçe. Elbette. Bir taraftan da diğer o bölgedeki oyuncuların bir diğer aslında dikkat çekeni de Fenerbahçe'nin maçı da yakın zamanda oynandığı için konuşalım isterseniz. Yani farklı farklı isimlerden de olsa golcülerinden skora katkı alan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Hala golcü aradığı halde. Ya evet çünkü ama hep aynı tip o sprinter kabiliyeti olan santrfor tiplerine çok yöneldi Fenerbahçe. Samatta'yı buna sayabiliriz. Joshua King, Pedro, diğer oyuncular hatta Emre Mor'u bile orada çift santrfor olarak kullanabilirsin. Bruma'yı aynı şekilde. Çok sprinter oyuncu. Peki Fenerbahçe o alanı bulabiliyor mu ligde özellikle? Yani o sprinti yapabilecek alanı veriyor mu rakipler? Kasımpaşa evet çok güzel verdi. Çünkü kırmızı kart vesaire bunlar. Evet biraz maçın başında. Evet, tabii bunlar önemli ama biraz ceza sahası içi golcüsü ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? O da var Fenerbahçe'de. Serdar Dursun. Evet. Tamam ama Serdar Dursun'un yanına bir santrfor daha gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Maxi Lopez ismi falan geçmişti. Maxi Gomez. Maxi Gomez özür dilerim. O da çok doğru olmayabilir ya. Ya onunla ilgili şöyle görüşler var. Ayak parmaklarında bir sorun olduğu şeklinde. Zaman zaman o sorunu yaşadığı şeklinde. Topla bayağı haber çıkıyor onunla ilgili. Abi, topla çok az buluşuyor. Bir sıkıntı olabilir Fenerbahçe için eğer transfer gerçekleşirse. Evet. Sanki başka isimler de var gibi konuştu bayağı Zeki Uzundurkan az önce. Yok yani Fenerbahçe'de... ben orada hala birinci adayın Alexander Şorlot olduğunu düşünüyorum. Timo Werner'i aldıktan sonra evet yine orada işler değişti. Şu anda dördüncü santrfor durumuna düştü. Düşünsenize dördüncü santrforunuz Şorlot. Tedesco ilk hafta 85'te oyunu aldı. 87'de sarı kart gördü Şorlot. Aslında ilk 11'de oynayacak diye planlanıyordu. Köln kulübü istiyor. Eğer Köln kulübüyle şu anda Fenerbahçe'nin teklifleri var masada. Ama Leipzig birinci hedef olarak satmayı, bonservisiyle satmayı düşünüyor. Olmazsa yine kiraya verecekler. Bence oyuncunun 2 yıl daha çünkü sözleşmesi var. Şorlot'ta oynamak istiyor. Tabii burada öncelik hakkı Trabzonspor'da ama Trabzonspor'da Umut Bozok'la ilgileniyor. Hani daha maliyeti düşük bir oyuncu almayı planlıyor. Zaman zaman yönetimin içinde de Trabzonspor yönetiminin içinde de Yunus Emre Sel A-Spor ekranlarında söylüyor yayına bağlandığında. Yöneticiler acaba Şorlot'la ilgilensek mi, plan olarak nasıl olur, hoca ne düşünür diye dillendiriliyormuş ama ben Cornelius varken o maliyetin altında Trabzonspor'un girebileceğini düşünmüyorum. Hele hele o çarşamba günkü maçta Şampiyonlar Ligi'ne giremezse Trabzonspor hiç düşünmez. Zaten girerse aynı tip bir santrfor. Tabii, yani aynen katılıyorum. Benzer tipte santrforlar. Orada o Trabzonspor engelini mutlaka aşar Fenerbahçe. Yani derler ki zaten Leipzig kulübü diyecek ki Fenerbahçe kulübü bize örnek veriyorum 8 milyon euro bonservis ücreti teklif etti. Siz bu rakama çıkıyor musunuz? Trabzonspor'da diyecek ki hayır ilgilenmiyoruz, çıkmıyoruz. O zaman Fenerbahçe rahat rahat sözleşme imzalayabilecek. Ya da kiralık olarak da aynı şey geçerli. Şöyle doğru isim olur ama Fenerbahçe doğru isim için olur. Taraftar istiyor ama hoca aslında şunu düşünüyor. Ya ben bu hücumcularla, forvet oyuncularıyla, elimdeki santrforlar Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım. Ama madem ki taraftar bu kadar istiyor, siz yönetim olarak istiyorsunuz. O zaman ama alın. Ya şunu da söyleyeyim belki diğer futbolcular için de geçmişte bunu söyledik. Hani doğru isim olur dememek lazım gerçekten Fenerbahçe için. Çünkü ya o kadar isimin tutmaması burada aslında santrforlarda problemin değil. Bence başka bir problem. Başka bir problem var. Yani bu kadar çok santrfor geldi gitti Fenerbahçe'ye.
hepsi mi kötüydü? Ya burada mesela bu oyun mesela... Ama onlar da ayrıldıkları takımda gol kralı olmadılar yani o kötü isimler. Tam böyle bir inişli çıkışlı birkaç gol atınca haber oldu. Hani Fenerbahçe'de atamıyordu ama hiçbiri böyle müthiş performanslarda sergilemedi. Ya, elbette. Yani mesela Vedat Muriç Fenerbahçe'de iyi işler yaptı. Belki kalsa daha yapacaktı. Para kazandırıp giden ve iyi olan bir oyuncuydu. Hani o da mesela devam ama ettiremedi. Ama bak Vedat Muriç gibi bir isim gelmedi. Yani evet şöyle, en son Vedat Muriç. Evet, o yüzden onun yani örneğini verdim şöyle zaten. Şöyle söyleyeyim. Vedat Muriç gibi hani o çok iyi oynadı. Yani oyun yapısı olarak belki o tip bir santfor hem gezgin hem o pas bağlantılarını oluşturacak, istasyon olacak, ceza sahası içinde golcü kimliğini konuşturacak. Yani Charlotte ona o yüzden çok andıran bir santrafor. Ve şöyle bir avantaj var. Leipzig, Tedesco bence onu kullanmaz. Ya yani Werner'i bu kadar istediyse zaten... Kullanmıyor. Valla ben acayip sevindim. Bir de Portekiz'den yanılmıyorsam. Tabii. O. Yani Werner Chelsea'den gitti çok şükür diyorum zaten. Bir santrafora yani, 30 milyon euro verdiler. Timo Werner'e 32 milyon euro verdiler. Harika. Yani 62 milyon euroya iki santrafor aldılar. Bonservisi artık... değil. Artık... Şimdi Charlotte Fenerbahçe'de niye başarılı olur? Trabzonspor'da nasıl başarılı oldu? Ünal Karaman'ın oynattığı bir futbol vardı. Çılgın hücum. İki farklı öne geçsen bile izlerken Trabzonspor taraftarı biz bu maçı kazanırız diyemiyordu. Hı-hı. Bir anda 2-2'ye geliyordu skor. Ya da 3-2 kaybedebiliyordu. Öyle renkli futbolu aslında Jorge Jesus da oynuyor. Yani çift santrafor oynayabiliyor. Savunma çok ön planda değil. Kontrollü oyun ön planda değil. Hızlı hücum, daha çok hücum, hücum bölgesinde yer almak. Öyle bir takımda, öyle bir zihniyette, öyle bir futbol anlayışında Charlotte elbette ki gol atar. Ama evet. Bugün deseniz ki Trabzonspor'a gelse aynı etkiyi gösterir mi? Bence gösteremez. Çünkü futbol anlayışları farklı Ünal Karaman'la Abdullah abi. Bu da son cümlemiz bitti olsun. Mi? Bitti. Evet.